Herkese merhabalar. Bu sefer dedim size günün film önerisi yapayım dedim videomda. Hangi film önereceğim? Erasat. Yani silinmiş. Netflix platformunda yayınlanıyor. Geçen gün izledim, bitirdim. Ve bayağı bir ilgimi çekti. Değişik bir konusu ve kurguyla yapılmış bir filmimiz. Şöyle Netflix'e girersek. Şu ben oluyorum, Baran. Erasat. Burada gördüğünüz gibi oyuncu kadromuz ve bölümlerimiz yaklaşık kaç bölünmüş? 10 bölümlük Japon dizimiz. Benim gayet hoşuma gitti izlerken. Türü drama, gizem olarak. Kısaca konusuna gelirsek başrolde oynayan buradaki arkadaşımız annesi bıçaklanarak öldürüyor. Bu arkadaşımız da bir zamanda atlama yaparak olayları değiştirmeye çalışıyor. Kısaca çok spoiler vermeden bahsedersek şöyle bir bakıyorum. Fragmanına buradan değil de IMDb'den sarın izleyelim istiyorsanız. IMDb'de şöyle açtığımızda bir tane bu filmimizin bir mangadan uyarlandığını anladım. Bokudake Gainaimachi, yani yalnız olmadığım bir şehirde diye bir anime mangası da varmış. Puanı da gayet güzel, 8.4. Bunu da yeni keşfettim. Bunu da büyük bir ihtimal izlerim. İzleyiciden bayağı bir yüksek puan almış. Hadi gelin önceki filmimizi seyretmeden ben de bu animeyi yeni keşfettim. Şöyle bir fragmanına bakarsak trailerine. Hani Plex tarafından yapılmış. Bakalım. Kayo Hinazuki. That night at the park was the last time I saw Kayo. And now for our next story. If only I'd done things different is a phrase that pops into my head every day. Hey, kiddo. You remember back then? Something like this happened in the neighborhood. No, you don't get it. I could have saved her. 6 months after my classmates disappeared, Jun Shiratori was arrested for kidnapping and murder. It was Yuki. The more I talk about it, the better the chance it'll come true. Another revival. Come on, man. Find it. Find it. Was that guy looking at me? The case is anything but closed. Satoru? Get up. Mom! Evet, olayımızın gerçekleştiği an demek ki mangası, bu önerdiğim anime dizimiz mangadan uyarlanmış. Ben onu merak ediyordum izlerken. İngilizce olarak koymuşlar. Gelirsek anime olan değil de dizi olarak yapılmış Japon dizimize güzel, hoş. Japoncu dinlerken bayağı bir keyif veriyor. Hadi size seçtiğim bir bölüm izleteyim. Burası gayet hoşuma gitmişti. Bu arada Japonca JPLT sınavına hazırlanıyorum. Bayağı bir günde 200 saat tüm bu sınava hazırlanmakla geçiriyorum. Böyle niçin size Japon anime ve film önerileri verdiğimi anlayabiliyor musunuz? Ha, burada Silverlight eklentisini desteklemiyor bu tarayıcımız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Görüyorsunuz bayağı bir yoğun olarak çalışıyorum. Buna Chrome'da açalım. Dizzy scroll and the poor Erasat. This is Erasat movie. Now watch trailer. Trailer bu animesi. Netflix girdik. Okay. Let's go. Watch trailer.
Zıtlamadan önce neresiydi? Evet. Sevdiğim kısma. 1988年 ni. Dari. Satoru-san wa yatte nai yo. Gomen nasai, Satoru-san. Gomen nasai, Satoru-san. Keisatsu. Watashi ga tsurete kichatta. Keisatsu. Kitori de kuru tte yakusoku shita no ni. Gomen nasai. ごめんなさい。私のせいだ。愛理、違うよ。君が信じてくれたから、俺はまだ頑張れる。サトルさん。ありがとう、愛理。君を信じてよかった。 Konuşmaları çok tatlı değil mi Japonların? Benim çok hoşuma gidiyor. Hoş bir müziğin tınısı gibi. Bu sahneyi özellikle seçtim. 君と会えて本当に良かった。 Burada bir şey dikkatimi çekti. Seni tanıdığıma mı diye çevirdi. Satoru-san. Arigato, Airi. Kimi o shinjite yokatta. Kimi to aete. Hontou ni yokatta. Seni tanıdığıma. Tam seni tanıdığımı söylemiyor aslında. Seninle tanıştığımı. Hontou ni yokatta. Gerçekten şükürler olsun. Yoku. Böyle. Devam edersek. Gerçekten ben beğendim. Duygular olsun, kurgular olsun. Güzel yapılmış bir Japon dizisi. Bu haftaki size önerim olacak. Bunu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi şurada bunu ben de merak ettim. Animesine bakmaya burada İngiliz trailer varmış. Herhalde bu animeyi seyredeceğim. Efendim, diğer videolarımla teknoloji olarak videolar yapmayı devam etmeyi planlıyorum. Havalar ısındıkça güzel yerlere gezi yaparsak sizlerin destekleriyle tabii ki bir Japonya projemiz var biliyorsunuz. Ben tabii farklı konseptte bir gezi videosu yapmayı planlıyorum. Japoncamı da bu şekilde ilerletiyorum. Ben bunun animesini de bakın. Geçen gün size bir anime önerisi yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Nasıl hoşunuza gitti mi? Neydi animemizi? Tekrar size onu da bahsedersek. Kim ya bu? Kimi no name miydi? Kimi no name. Böyle diye hatırlıyorum ama. Kimi no nava. Tam nava'ya değildi de nava'ydı. はい、これはこのアニメ大好き。Nasıl? Bir önceki animemi beğendiniz mi? Sizlerin de yorumlarını böyle ilginç animeler yakalarsanız veya filmler konusu ve puanı güzel olan kurguları iyi olan böyle 800 üstü animeleriniz varsa yorum kısmına beklerim. Efendim bu video bu şekliyle. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın. Yenki deyiz. Cama.